Ceren'den kalbi alınca herhalde kötü birine dönüştü. Üvey anne Ceren'in kötülükleri ona geçmiş olabilir. Şehre saldıracak olabilir. Ne yapacağız? Bir şeyler yapmalıyız. İnşallah dediğim gibi değildir Hüsamettin. Arda kötü olmamıştır inşallah. Ayrıca biz bir şey yapamayız. Arda'yı bir tek sen durdurabilirsin. Evet Elif yenge, doğru söylüyorsun. Elimden geleni yapacağım. Hayır olamaz. Babam kötü biri mi artık? Ali bilmiyoruz oğlum. İnşallah değildir. İnşallah. Hiç merak etme üvey anne Ceren, intikamımızı alacağım. Bu şehirdeki insanlar bize çok kötü davrandılar, değerimizi bilmediler. Ama onlara bu yaptıklarının bedelini ödeteceğim. Önce Rüzgar'dan o araba yarışına izin verdiği için intikam alacağım. Daha sonra da Kerem komiser ve ailesini öldüreceğim. Onları öldürerek de senin intikamını almış olacağım. Arda'yı çok özledim ya canım kardeşim. Keşke ölmeseydi en yakın arkadaşım. Of ya. Keşke yarışmasına izin vermeseydim ya. Aa, o ses de neydi ya? Ne oluyor orada? Kim geldi? Rüzgar, ne haber? Beni özledin mi? Arda kardeşim, sen ölmemiş miydin ya? Geri dönmüşsün ama çok garip bir şey olmuşsun. Ne oldu sana ya? Ayrı mutant cadı Ceren gibi olmuşsun ya. Çok korkunçsun kardeşim. Ne oldu sana? Ben sonunda kendimi buldum Rüzgar. Artık çok güçlüyüm. Artık kimse benim karşımda duramaz. Kimse. Şimdi de intikamımı alacağım. Ya Elif, tanıdım Arda, böyle değil dediğim için konuşuyorsun. Arda sen çok iyi biriydin. Ne intikamı ya, ne intikamı? Sesin falan da değişmiş, çok ürkütücü olmuş. Oğlum ne oldu sana, kendine gel Arda. Ben zaten kendimdeyim gerizekalı seni. Şimdi o yarışmaya beni zorladığın için seni öldüreceğim. Eğer sen beni zorlamasaydın asla yarışmazdım ve ölmezdim. Arda ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Ben zorlamadım seni. Hatta ben sana yarışma dedim. Sen inatla yarışacağım dedin. Hatta yani önüne köpek çıktı diye kaza yaptın yani. Köpekten bir intikam alacaksın oğlum. Aynen öyle. Köpekten intikam alacağım. Yani senden. Sen bir köpeksin Rüzgar. Ve şimdi işin bitiyor. Mutant Arda seni öldürecek. Hayır olamaz. Ne olur yardım edin. Gel buraya, benden kaçamazsın. Babacım ne olur yardım et, Arda'ya bir şeyler olmuş, öldürmek istiyor beni, yardım et. Harbiden Arda oğlum, ne olmuş sana böyle? Ayrıca Rüzgar'ı öldürmek falan istemiyorsun değil mi? Yani Rüzgar saçmalıyor değil mi? Gayet de öldürmek istiyorum, onu da öldüreceğim. Önüme çıkan herkesi de öldüreceğim. Babacım bak, görüyor musun, manyak kafayı yemiş ya, neler diyor, bir şeyler yapmalıyız. Arda oğlum saçmalama, sen çok iyi birisin, böyle şeyler yapmazsın, saçmalama. Ben zaten iyi biriyim, sizler kötüsünüz ve sizi çok kötü yapacağım. Sizden bıktım artık, fakiriz diye sürekli bizimle dalga geçtiniz, zenginsiniz diye kendinizi daha iyi sandınız. Ama artık buna son vermenin bir zamanı geldi, hepiniz öleceksiniz. Şimdi benimle geliyorsunuz. Nereye götürüyorsun bizi oğlum, nereye? Sizi gizli mekanıma hapsedeceğim. Kerem komiser ve ailesini yakalayana kadar orada bekleyeceksiniz. Sonra hep birlikte sizi lava atacağım. Lavabozuna gireceksiniz. Hayır olamaz, bunu neden yapıyorsun bize? Aptal mısın, söyledim ya, hepinizden nefret ediyorum çünkü. Hadi gidiyoruz. İşte son vaktinizi burada geçireceksiniz. Hadi bakalım. Baba o son dakikalarınız, bol bol yaşayın. Sonra ne yapacaksın bize Arda, ne yapacaksın? Ezir öldürecek bizi, bizi ya şimdi Arda, nasıl ya, sen bunu nasıl yapabilirsin? Aynen öyle, kesinlikle öldüreceğim sizi. Şimdi bir de Kerem komiser ve ailesini getireceğim buraya üvey anne Ceren'in intikamını almak için. Daha sonra hepinizi hazırladığım lav çukuruna atacağım. O çukurda yanıp öleceksiniz hepiniz. Böylelikle hem ben hem de üvey anne Ceren intikamını almış olacağız. Allah Allah, zengin amcalar evde değil galiba. Ben en iyisi gidip bir de Kerem komisere bakayım. Belki o Arda abimi görmüştür, bana yardımcı olabilir. İnşallah Arda abim kötü olmamıştır da onu hemen etkisiz hale getirebiliriz. Ama eğer cadı Ceren gibi olduysa çok kötü olur, çok kötü. Bütün şehre saldırır, herkese zarar verir. Keşke zaman taşını düzgün kullansaydım, keşke. Bunlar olmazdı yani, Arda abim kafayı yemezdi. Hadi Kerem komiserim, bari sen aç kapıyı, hadi Kerem komiser. Allah Allah, bu saatte kim geldi acaba? Hüsamettin?
Ne oldu Hüsamettin? Senin burada ne işin var? Kerem komiserim, Arda abimi gördün mü? Ne diyorsun Hüsamettin? Bu bir şakaysa hiç komik değil. Arda ölmüştü. Dalga mı geçiyorsun sen? Bir de gelmişsin bana Arda abimi görmüş müsün diyorsun. Ya Allah Allah, hiç komik değil. Bak çok sinirlendim Hüsamettin. Şey Kerem komiserim, şaka yapmıyorum. Ben Arda abimi geri getirdim. Ne? Arda'yı mı geri mi getir? Nasıl yani ya? Üvey anne Ceren ona kalbini verdi. O yüzden Arda abim geri geldi. Arda abim artık ölü değil ama kafayı yedi, kayboldu. Birilerine zarar vermesinden endişeleniyorum. Onu bulmam gerekiyor. Sen görmedin mi? Hüsamettin, bunu nasıl yaparsın? Ceren'in kalbi kötü. Kötü kalbi Arda'ya vermişsin. Arda artık kötü biri. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Ne bileyim Kerem komiserim. Abimi canlandırmam gerekiyordu. Abimi çok özlemiştim. Tek çarem de buydu. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Of Hüsamettin, of, acilen bulmalıyız Arda'yı, yoksa bütün şehri ele geçirecek bir gücü olur. Ne olur bulalım onu hemen. Ceren'in kalbinde çok fazla kara iksir vardı. Şimdi Arda'da var. Arda'nın kalbi siyah iksirle dolu. Oo Arda kardeşim, hoş geldin. Çok havalı olmuşsun. Yaşasın be, geri dönmüşsün. Ölmemişsin, yaşasın. Harbiden Arda ya, çok havalı duruyorsun. Şu kanatlara, şu kıyafetlere bak be. Çok havalısın kardeşim. Vallahi senin öldüğünü sanıp çok üzülmüştük ama geri döndüğüne göre artık çok mutluyuz. Hadi araba yarışlarına devam edelim. Aynen ya, şu çocuğu yen de gününü göster ona. Sizi sersemler hala araba yarışı diyorlar. Ben buraya araba yarışı yapmaya değil, sizi öldürüp üvey anne Ceren'in intikamını almaya geldim. Arda ne diyorsun sen? Ne üvey anne Ceren'in, ne intikamı, ne diyorsun? Harbiden ya, ne saçmalıyorsun Arda, ne saçmalıyorsun? Arkadaşlar, Arda'yı eski haline bir tek siz getirebilirsiniz. Arda'yı eski haline getirmek istiyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Eğer Arda'nın eski haline dönmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin arkadaşlar. Lütfen gücümüzü gösterelim bu Arda'ya. Dirilmem için üvey anne Ceren bana kalbini verdi. Onun kalbindeki siyah eksikler artık bende. Ve siz ona çok kötülükler yaptınız. Şimdi intikamını alacağım onun. Babacım, babacım, acil yardım et babacım. Kapa çeneni, bağırma. Babacım, acil yardım et babacım. Gelin benimle. Yapacak bir şey yok. Kerem komiseri sonra yanımıza alacağız. Olamaz, o sesler neydi? Bebek asker, bebek polis, iyi misiniz? Hey! Bebek asker, bebek polis, çocuklar neredesiniz? Odada mısınız? Hey! Daha demin bağırmıştınız. Hüsamettin, nereye gitti bunlar? Kerem komiserim, çok üzgünüm. Sanırım Arda abim gerçekten kötü oldu ve çocuklarını kaçırdı. Başka açıklaması yok yani. Çabuk bir şeyler yap Hüsamettin. Çocuklarımın yanına götür beni, çabuk. Onları kurtarıp Arda'yı da geri eski haline getirmeliyiz. Çabuk ol. Üzgünüm Kerem komiserim. Güçlerim buna yetmiyor. Ne demek yetmiyor Hüsamettin? Bunların hepsi senin suçun. Sen halledeceksin. Çabuk. Evet Kerem komiserim, haklısın. Benim suçum ama yapabileceğim bir şey yok. Güçlerim yetmiyor. Arda ne olur yapma. Çıkar bizi buradan. Ne olur. Evet Arda, sen bu değilsin kardeşim. Ne olur çıkar bizi. Boşunuza nefesinizi tüketmeyin çocuklar. Arda hiçbir şeyden anlamıyor. Hatta o artık bizim bildiğimiz Arda değil. Hayır öyle Arda falan değil o ya. Arda'nın vücudunda cadı Ceren var resmen. Buradan asla çıkamayacaksınız. Sırada bir tek Aslı polis ve Kerem komiser kaldı. Onları da yakalayıp buraya getirdikten sonra hepinizi öldüreceğim. Bütün şehir benim olacak.